Bugün maalesef değerlendirdiğimiz ilk gündem acı kayıplarımız üzerinden oldu. Bir kez daha bugün içimizi yakan Diyarbakır'da, Sur'da, Türkiye'de güvenliği sağlamak için çaba sarf eden çok değerli güvenlik görevlilerimizden üçünü şehit verdiğimiz haberiyle bugüne devam ediyoruz. Dün Sayın Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tespitlerinin, yönelttiği soruların, kaygılarının ve iktidarı göreve davet etmesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Ve Sayın Hüseyin Çelik diyor ki, 1. PKK şehirlere silah yığarken devlet eli kolu bağlı bekledi. 2. Biz 2009'dan itibaren Bakanlar Kurulu'nda, AKP MYK'sında Sayın Başbakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı uyardık. 3. Kimse bizi dinlemedi. Ben de parti sözcüsü olarak bir kez daha soruyorum. Sayın Başbakan, Sayın İçişleri Bakanı, elinizi kolunuzu bağlayan neydi? Neden kentlerin silah deposuna dönmesine müsaade edildi? Neden Türkiye her sabah acı şehit haberleriyle uyanacağı bir geleceğe kendi elleriyle itildi? Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de toplumsal barışın inşası için salt güvenlikçi yaklaşımın bir işe yaramadığı ve 10 yıllar boyunca Türkiye tarafından denenmiş ve başarısız olmuş bu birinci yolun çöktüğü gerçeğini anımsatıyor. Türkiye çözüm süreci adı altında bir ikinci yolla AKP sürecini de yaşadı. Şeffaf olmayan, toplumu dahil etmeyen ve çözümü siyasileştirmenin ötesine taşıma gayreti olmayan bu süreçte, yani bu ikinci yolda çöktü. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de toplumsal barışı inşa edecek bir üçüncü yol öneriyor. Bu üçüncü yolda toplumsal barışı siyasi zeminde inşa etme gerekliliğini anımsatıyor. Mecliste kurulması yönünde verdiğimiz toplumsal uzlaşma komisyonunun neden kurulamıyor olduğu da bizim hükümete ve iktidara sormak zorunda olduğumuz bir sorudur. Cumhuriyet Halk Partisi 3. yolla toplumsal uzlaşma komisyonunun mecliste kurulduğu, bu komisyonun barışı toplumsallaştıracak adımları barındıracak şekilde sivil toplum kuruluşlarından oluşan ortak akıl heyetleriyle çalışacağı bir yapının acilen kurulması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.